Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık sıhhat versin. Bugün sıfır otomobil piyasasını konuşacağız. İndirimleri konuşacağız. Fakat en çok konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi, eğer otomobil alacaksak abi bu arabanın fiyatı düşebilir mi? Ya da hangi araçları ilerleyen günlerde daha indirimli alabiliriz? Şu an otomobil alırken en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bu. Çünkü bundan önceki aylarda satış rekorları kıran otomobiller vardı ya, onlar hangileri? Acaba bu otomobiller piyasaya sürülürse bu otomobillerin fiyatları ikinci el piyasasında daha da aşağı düşer mi? Bunu örnekleme yapacağım. Şu anki piyasaya baktığımızda bu araçların fiyatları geriye doğru gelmeye başladı arkadaşlar. İkinci el piyasasında %5'e yakın bir düşüş vardı. Şu an bayiler de %1 ile %2 arasında bir indirim uyguluyorlar. Bu indirimler otomobil fiyatlarına yansıdığında ikinci el piyasasında işte bu otomobillerin fiyatları daha da geriye düşecektir. Şimdi hep birlikte izleyelim. Sıfır otomobil piyasasında neler oluyor? İkinci el piyasasında hangi otomobillerin fiyatları daha aşağıya düşecektir? Hep birlikte izleyelim. Sizden tek istirhamım, biz bu kadar araştırma yapıyoruz, size bu videoları çekiyoruz. Sizin de bize destek olabilmesi için kanalıma abone olup yorum yapıp bir beğeni yapmanız. Biz bunu her yıl yaşıyoruz ve de yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü satış rekoru kıran otomobilleri filo firmalar alıyor. Filo firmaları bu otomobilleri aldığı için de belli bir dönem içinde kilometresini yaptığında bu otomobilleri piyasaya sürüyorlar. İşte bu otomobiller hangileri? Hangi otomobiller ilerleyen günlerde daha da çok fiyatları düşecektir? Şimdi bunlardan size bahsedeyim. Renault grubundaki otomobillerin birçoğu arkadaşlar bu kategorinin içine giriyor. Clio, Clio Joy Manuel, Clio Touch Manuel. İşte bu araçların fiyatları her geçen gün ikinci el piyasasında daha aşağı iniyor. Egea arkadaşlar, bakın Egea'nın fiyatları normal şartlarda yukarıya doğru çıkması gerekirken, diğer otomobillerle arasındaki makas kapanması gerekirken, filo firmalarının en çok aldığı otomobil, piyasada bulunmayan bir otomobil şu anda ikinci el piyasasında istemediğiniz kadar bulabiliyorsunuz. Yani fiyat Egea'nın ikinci el piyasasında fiyatlarının daha çok yukarıya çıkmayacağını, ikinci el piyasasında bir miktar daha filo firmalarının piyasaya araba sürmesiyle düşeceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar sıfır otomobil piyasasında neler oluyor? Biz arkadaşlara otomobil fiyatları düşüyor, ikinci el piyasasında otomobil fiyatları düşüyor dediğimizde hangi araçların fiyatları düştü, nerede diye bize söylüyorlar. Ben işte örnekleme yapıyorum. Sıfır otomobil piyasasında da dün Renault'u aradım. Renault'a araç sordum. Dedim ki bu aracın fiyatı ne kadar? Liste fiyatı ne kadar? Liste fiyatının üzerinden bana ne yapabilirsiniz diye sorduğumda %1 ile %2 arasında bir indirim yapabilirim dediler. İkinci el piyasasında bu aracı araştırdığımda hala onların %1 ile 2 indirim yapmasına rağmen ikinci el piyasasında araçların fiyatları daha düşük. Sıfır araç olarak düşük arkadaşlar. Ama ikinci elde 10-12 bin kilometrede, hatta bu araçların daha adetli olarak satıldığını yine ilanların içindeki yazıları okuyarak görebileceksiniz. Bu demek oluyor ki filo firmalarının en çok aldığı otomobiller, satış rekorları kıran otomobiller şu anda piyasaya çıkmaya başladı. Biz geçen zamanlarda biz bu otomobilleri arıyorduk, bayilerde bulamıyorduk. Sorduğumuzda sıra yazıyorlardı. Yani ne hikmetse, nasıl olduysa şu anda piyasaya çıktı. İkinci el piyasasında adetli olarak satılmaya başlandı. Biz araçların stoklanıp saklandığını biz zaten biliyorduk ama şu anda da ilanlara baktığınızda bunu açıkça da görmüş olabiliyorsunuz. Şu anda en çok Renault ve Fiat grubundaki otomobiller filo firmalarının tasarrufu altında. Ne kadar çok piyasaya çıkarsa o kadar piyasada, ikinci el piyasasında bir düşüş yaşayacaktır. Yine Dacia cephesine baktığınızda Dacia'nın Stepway olsun, Duster olsun, bunların manueller olsun piyasada daha çok satılıyor. Filo firmaları bunları kiraya daha az verebildikleri için 6 ay ve 6000 kilometre sınırını doldurduğunda hemen satışa sunuyorlar. Bunlar ilerleyen günlerde daha çok olacaktır. Filo firmaları kendi finansmanını sağlayabilmesi için otomatik araçlardan daha çok yine bu araçları piyasaya sürecektir. Biz ilerleyen günlerde bunu görmüştük ve de yaşamaya devam edeceğiz. Hatta Ford Courier ile ilgili de yine Ford Courier'ın fiyatları çok yüksek sıfır kilometreye baktığınızda, ama ikinci el piyasasında bu araçların daha indirimli ve ihale platformlarında da daha ucuza satın alma şansınız var. Bunları takip edip araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anda otomobil piyasasında devir satın alma devri. Satın alırken de kar etme devri arkadaşlar. Yani araştıracaksınız, bakacaksınız, bayi ile olsun, yine araç alacağınız kişiyle olsun pazarlık yapacaksınız. Şu anda pazarlık yaparak otomobilin fiyatlarını düşürme şansımız var. Otomobil alacak arkadaşlara bakın arkadaşlar, manuel vites araç alacaksanız manuel viteste araçların fiyatları şu anda makul
ve mantıklı bir fiyatta gidiyor. Ama bu araçların fiyatları ilerleyen günlerde yine bir miktar daha düşecektir. Önümüzde Perşembe günü herkesin beklediği bir şey var. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını açıklaması. Burada faiz oranları gerçekten yine yukarıya doğru bir eğilim gösterip yukarıya çıkarsa, o zaman yine kurdaki bir dalgalanma olup kur bir miktar daha aşağı düşmek zorunda kalacaktır. Bu da otomobil piyasasında indirim anlamına gelecektir. İnsanlar otomobile yatırımdan daha çok TL'nin değer kazanmasından dolayı TL'ye değer verecektir. İşte bu da otomobil piyasasında dengelerin tamamen değişmesine, otomobil fiyatlarının ikinci elde manuel kısmında, arkadaşlar bakın otomatik kısmında demiyorum, manuel kısmında fiyatların düşmesi anlamına gelecektir. Yani filo firmaları bundan sonra araç fiyatlarının ikinci el piyasasında yön verecek kişiler arkadaşlar. Bakın ne kadar çok otomobil piyasaya sürerlerse o kadar da çok bunların fiyatları düşecektir. Onlar bu otomobilleri alırken %20 daha indirimli aldılar. %20 indirimli aldıkları için de şu anda bu otomobilleri %10, %20 indirimli satsalar onlar için hiçbir şey fark etmiyor. Zaten bu otomobilleri çalıştırıp zaten paralarını kazandılar. 6 ay 6000 kilometreyi doldurduktan sonra bu otomobilleri satışa çıkarmalarında bir problem yok. Evet arkadaşlar, Perşembe gününü bekliyoruz. Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranları çok önemli. İnşallah yukarıya doğru bir eğilim kazanır. Otomobil piyasasındaki dengeler değişir. Kısa dipnot olarak da belirteyim arkadaşlar. Faiz haramdır. Bunu da bilmekte fayda var. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını açıklamasından sonra otomobil piyasası hangi yöne gidecek? Bunu pazar günkü yayınımızda size anlatacağım. Şu an piyasayı takip ediyoruz. Hangi otomobiller satılıyor? Hangilerinin fiyatları düşüyor? Bayilerdeki durum ne? Bayiler nasıl kampanyalar düzenliyor? Dediğim gibi birçok bayiyi aradığınızda %1 kendi iskontolarını yapıyorlar. Acaba distribütörler de bu indirime katılıp araçlarda %2, %5'e kadar bir indirim uygulayacaklar mı? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Size de anlatmış olacağız. Haftanın özeti bu arkadaşlar. Haftanın özeti gördüğünüz gibi manuel vitesli araçlarda ilerleyen günlerde indirim olacaktır. Çünkü filo firmaları bu araçları 6 ay 6000 kilometre dolduğu için, daha da çok kiraya veremedikleri için, bunları kendi finanslarını karşılayabilmek için satacaklardır. Bu da piyasada bir fazlalık oluşturacaktır. Bu fazlalığın da gitmesi için, bir talebin oluşması için indirimler uygulanacaktır. İkinci el piyasasında manuel vitesli araçlarda indirim kapıda arkadaşlar. Bunu ilerleyen günlerde size anlatacağım. Favorileri aldığımız ilanlar olacak. İşte bu ilanlardan size bahsedeceğim. Ama marka değerini koruyan bazı araçlar var. Onlarda bir indirim şu anda gözükmüyor. Bunları da takip ediyorum arkadaşlar. Size bir değişiklik olursa yine buradan bilgi verip size anlatırım. Arkadaşlar, bir dakikada otomobil piyasası. Şu anda manuel vitesli araçların ikinci el piyasasında fiyatların düşmesi söz konusu. Çünkü manuel vitesli araçların 6 ay 6000 kilometresini doldurmasından sonra filo firmaları daha çok bu araçları kiraya veremediği için piyasaya yüksek miktarda araç sürecektir. İşte bundan dolayı da manuel vitesli araçların ikinci el piyasasında fiyatları düşecektir. Sıfır araç piyasasına baktığımızda manuel vitesli araçlarda bayileri aradığınızda %1 bayi iskontosu uyguluyor. İlerleyen günlerde distribütörler de bu indirime katılırsa araçlarda %2 ile %3 arasında bir indirim uygulanacaktır. Yani manuel vites araç alırken fiyatlarının daha da çok düşeceğini tahmin ediyorum. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Manuel vitesli araçlarda filo firmalarının piyasaya araç sürmesiyle birlikte bir indirim, bir düşüş yaşanır mı? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.